Selamun aleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin. Hoş geldin. Aha da çektim. Teşekkür ederim. Bak bir de yukarıda var. Aha. Bana bak. İş güvenliğini unutmuyorsunuz değil mi? Tabii. Ve? Tabii. Alıyor musunuz tedbir? Alıyoruz. Hadi inşallah. Herhalde yani. İş bilenin kılıç bıçağı. Aynen. Kolay gelsin reis. Maşallah maşallah. Bu ne hız? Evet. Akkese spor testlerindeyiz. Gördüğünüz gibi burası spor salonumuz. 1000 kişilik. 1000 kişilik değil mi başkanım? Evet başkanım da burada. Çalışmaları yerinde inceliyor. Az önce konusu geçti. Akkese Sağlık Fakültesi'nin evet mezuniyet gününü burada planlamayı düşünüyor. Ve çok da güzel olacağına inanıyoruz inşallah. O da işte okulumuza ve öğrencilerimize bir müjde olarak gelsin. Başkan ne yapıyorsun ya? Dikkat! Evet bizim havuzumuzda hemen hemen bitme aşamasında 2023 sezonu yılı gelmeden inşallah buralar bitmiş olacak. Aktif hale gelecek. Çatı montajına başlandı. Çatı montajına başlandı. Evet, başkanımız bir yandan da bilgi veriyor. Bunun da çakı malzemeleri kazıyorsun burada. Evet. Şunlar değil mi başkan? Onlar o makasları kurunca bu tarafa gelecekler. Bunun da montajını yapmış olacaklar. Yani 2023 yılında inşallah burası aktif. Bütün Akyalı gençler, öğrenciler burada. Çeşitli etkinliklerde buluşacaklar inşallah. Yılbaşından önce bitirmiş olacağız tamamını. Şehir düzenlemesiyle birlikte de Cumhurbaşkanı seçimlerinden hemen önce inşallah Allah nasip ederse açılışını gerçekleştireceğiz. Başkanım bir de var Recep Tayyip Erdoğan açılacak gelirse var ya senin burada 3 tane başkanlığın garanti. Başkanımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanımıza. Evet, illaki bir Sakarya mitingi olacaktır. Olacak mutlaka. İşte Onur Akyaz'da bu alanda yapabilir miyiz ile alakalı. Dediğim gibi her platformda söylüyorum. İnşallah. İnşallah. Allah o günleri gösterir. Çünkü uzun yıllardan beri reisimiz Akyaz'ı teşrif etmediler. İnşallah bu proje sayesinde kendilerini Akyaz'a görme şerefine nail olabiliriz. Hep birlikte Akyazlılar olarak. Öteki tarafta makasları koyunca bitmiş olur. Evet tesislerimizi gezmeye devam ediyoruz aynı şekilde. Şeref salonu, şeref tribünü. VIP. Tamam inşallah buradan da burada bir etkinliği izleme imkanımız olabilir. Valla başkanım dehşet bir proje. Ben bitince hayal edemiyorum. İnşallah o günleri Allah bize gösterir. Evet değerli basın mensupları arkadaşlarımız için de burada kendileri unutulmadılar. Burası da basına ayrılan bir bölüm olarak inşa ediliyor. Gençlik merkezimizde artık sona geldik. Boyası, badarası bitti, seramik bitti. Oh inşallah. Ufak tefek ürkünç işleri ve ince kablo bağlantı, elektrik işleri kaldık. Orada hemen hemen tamamladık. Asansörlerimiz de var. Öyle iniş çıkış. Zorlanmayacağız inşallah. Bizim gibi sakat insanlar için düşünülmüş. Sağ olsunlar. Hemen hemen. Adem müdürümüze gelmişler. Evet Akyaz'ı spor tarihinin en çalışkan ilçe spor müdürlerinden. O da şu anda evet başkanımızın yanına doğru gidiyor. Selamun aleyküm başkanım. Evet gençlik merkezimizdeki çalışmalar da sona gelindi. Gördüğünüz gibi dış cephe ve boyası hemen tamamlandı. İçi de hemen hemen tamamlamak üzere. Burası ne başkanım? Kuvayı alanı. Yani devre arası falan başkanlarla işte inşallah çıkıp devre aralarında burada. Burası kafeterya dinleme yeri. Ha. Gelişiyor.
Ne o başkanım, ne göstereceksin telefondan? Bu sahanın çevre düzenlemesinin projesi. Önde duvar mı var olmayacak. O duvarı komple kaldıracağız inşallah. Dolayısıyla Akyazılıların yeni yaşam alanı olacak burası. Şu duvar kalacak. Derse, tabii ki. Şurada da daha net gözükebiliyor. Yine burası ön tarafı. Yürüyüş yolu, hani hemşehrilerimiz ya yürüyüş yolumuz vardı. Onu bürokratiler falan gibi serzenişlerde bulunuyorlar. Eski yürüyüş alanının daha büyük. Daha uzun, evet, üzerinde daha uzun. Yürüyüş alanı. Adem Müdür, sen söylemiştin içeride, evet, değil mi? Böyle şurada tenis kortu. Küçük çocuk, biraz büyük çocuk oyun grupları. Dışarıda bir tane kafeterya. Aydınlatmasını süper. Yani burada belki gece 12'lere 1'lere kadar akacağız. Yani hoşça vakit geçireceği yine bir yaşam alanı. Yaşam alanında kazandırmış olacağız. Bu tesisle birlikte aynı zamanda. Vallahi Akyazı'ya ben değer katacağına, çok değer katacağına inandım proje. Projeye inanıyorum ve başkanımı bu konuda sonuna kadar destekliyorum. İnşallah bitince ve siz de göreceksiniz ne kadar güzel bir proje olduğunu. O zaman belki eleştirenler o zaman haklı edeceklerdir. Bu projeyi destekleyelim gençlerimiz için, çocuklarımız için güzel bir proje. Hatta kendimiz için de güzel bir proje. İnşallah bitince beraber burada bu yaşam alanında birlikte buranın tadını çıkartırız.